Gaziantep'te yanlış tedavi sonucu felç geçiren iki çocuk annesi kadın, internetteki videolardan öğrendiği soğuk porselen süslemesiyle kendi işinin patronu oldu. Artık sonra işte çocukluğu falan derken diyorsun, neyi nasıl yapılıyor? Yani hiçbir yerden biz eğitim almadık. Ama gün görelim ki işte bir yanlış bir tedavi sonrasında 1,5 sene evde felçli yatarak eve yatağa bağımlı kaldım. Sonrasında yattığım yerde videoları izleyerek neyi nasıl yapılıyor, saatlerce tabii ki yapacak hiçbir şey olmadığı için baka baka sonrasında biraz yürümeye, evin içerisinde biraz hareket etmeye başlayınca nasıl yapabilirim diye bu sefer icraata dönüştürmeye başladık. Teyzemle beraber aslında o bana danışarak, ben ona danışarak bir yol çizmeye başladık kendimize. Deneyerek, pişirerek, çöpe atarak, deneyerek, pişirerek, çöpe atarak başardık. Yani yapabildik bunu sonunda. Hiçbir yerden eğitim almadık. Hiçbir şekilde hiç kimse bize bir şey anlatmadı soğuk porselen üzerine. Her gün kendimize bir şeyler kattık. Her gün yeniledik. İşte çocukluğu falan derken eğer öyle bir yatma ve boşluk süresi belki de olmasaydı yine hayatın koşturmasına, yine erteleyerek, yine sonra diyerek bence olmayacaktı. Yani her şerde bir hayır var demenin aslında vücut bulmuş hali bu. Getiriyorlar. Yeniden istedikleri modelde, renkte çalışmalar yapıp ellerine verdiğimizde gerçekten çok şaşırıyorlar. Antik ürünlerin üzerlerine bile kırılmış, işte kargodan gelirken darbe görmüş, zarar görmüş ürünler bile en ufacık güzel dokunuşlarla yeniden güzel bir hale geliyor ve şaşırıyorlar. Evet. Aslında genelde internet üzerinden daha çok satışlarımız var. Birkaç firmayla görüşüyoruz. O birkaç firmalara aslında bize ürünlerini getiriyorlar. Biz onların üzerlerinde işleme yapıyoruz. Tekrar teslim ediyoruz. Onlar satıyorlar. Workshoplar düzenliyoruz. Kişiye özel çalışıyoruz. Benim tek sevdiğim şey bir şeyleri süslemek, bir şeyleri renklendirmek. Bana inanılmaz keyif veriyor. O yüzden zaten bu hayali, bu atölyeyi kurabilmek bizim için gerçekten çok değerliydi, çok güzeldi.